Arkadaşlar tekrardan videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakındaki köye gidecektik. Şimdi oraya gidelim. Ünigos'ta görüşeceğiz. Onunla görüşelim, görüşmemizi yapalım babacığım. Sabahın yeni saatleri tabii. Sis çökmüş durumda. Güzel bir yaz sabahı. Kış aylarında yazı özlüyoruz, yazın kışı özlüyoruz. İnsanoğlu bir tuhaf. Şöyle mantar. Görün diye öyle toplayacağımdan değil de. Yani böyle giderken aslında şöyle şöyle toplama tuşuna basıp bir yandan toplayabilirsiniz. Yani ben sırf size oyunu gösteriyorum diye bunu yapmıyorum. Normalde hep böyle oynuyorum oyunu. Yani hem gidiyorum, hem hızlı koşuyorum mesela, hem E'ye basıyorum. Denk geleni topluyor işte. Yani boşuna gidip gelmiş olmuyorsunuz yani. Dediğim gibi takat azalacağı zaman loot yapacağım yere göre ayarlıyorum. Mesela şuraya göre salladım, yavaşladım burada. Takat olana kadar hemen bu loot işini ayarlıyoruz. Nasıl coin kasılır, sikke kasılır. Bu şekilde kasılır arkadaşlar. Başka yolu yok oyunun başında. Hem zamandan tasarruf, hem boş durmaktansa bu şekilde. Tabi bu özel, gizli özelliği açmanız gerekiyor. Onu göstermiştim zaten birinci videomda. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle köyümüze geldik. Hemen eleman burada konuşalım. Böylece bu görevimiz tamam. Şimdi başka ne görevimiz var bakalım. Lahana tohumu ile havuç tohumu alacağız. Lahana tohumu ile havuç tohumu. Sonra şu yan görevleri yapalım. Şunlarla bunların özellikleri iyi miydi? İyi değil ya. Bunlarla konuşmaya gerek yok da. Ama işte konuştuğumuz zaman da bayanı almamız lazım ya, ondan. Gerçi bunları size videoda bu şekil göstermek istemiyorum da. Onu nasıl yapacağız? Onu aradaki günlerde de gidip bunları halledeyim. Bunları size göstermek istemiyorum. Bunlarla zaman harcamıyorum sizlerle. Şu M'ye basalım. Zaten burada iki tane yan görev daha varmış. Şunları da halledelim arkadaşlar. Şuraya gidelim. Gelmişken hemen buradayım zaten. Ne istiyorsun sen çocuğum? Babasının oğlu diyor. Ne görev verdi bize? Bu arada bir saniye, teknoloji açılmış. Gördüğünüz gibi kürek açıldı. Mesela kesilmez ağaçların kalan kütüklerini topraktaki çıkarmak için lazım. Bunu mecbur açacağız. F tuşuyla açıyorsunuz ama sikkemiz yetersiz. Tabii ki de gördüğünüz gibi sikke böyle yerlerde lazım oluyor arkadaşlar. Babasının oğlu ne görev istiyor? Bu taş bıçak istiyor. Verelim gitsin ya. Al kardeş al. Bende var zaten. Heh. Mesela orta artı 30 sahneden şöhretliği kaptık. Şu an şöhret puanımız 55'te. Şu tarlada biri gözüküyor, bir görev. Ona bir gidelim. Allah Allah, nerede bu? Aa, köyün içindeymiş. Şuradan gidelim. Burada. Sen ne yapıyorsun yeğenim burada? Ah de, kırba istiyor bu. Kırba mı istiyordu, bir saniye. Yedi tane çubuk istiyor. Tamam, onu verelim hemen. Ben buna mı vereceğiz gelin? Bir saniye baksana kardeş. Yanımızda var mı zaten? Gel bakayım.
Hemen şöyle. Başka bir daha M'ye basalım. Buradaki görevler bitti. Şu tohum işine bakacaktım. İyi aklıma geldi hemen gelmişken. Üzerimizde şey var mıydı? Malzeme satmak için. Var, yeterli. Tohum alacak kadar malzeme var. Minigos da buradaymış. Hemen iyi denk geldi. Satalım hemen bunu. Sat abi. Onları da sat. Kuzu göbeğini de sat. Tamam. Şimdi tohumcuyu bulmamız lazım. Konuşma, sen konuşma. Şunlardaki konuşayım bir saniye hemen. Şurada bir yerde biri tohum satıyordu ama. Heh, şu Jagora mıydı? Merhaba. Sen değil miydin ya? O yemek satan ya. Ah, şurada bir, ah, şurada yer aldım. Havuç tohumu. Bir de neydi, lahana mıydı ya? Şundan iki tane alayım da. İki tane havuç tohumu. Bir saniye bacım. Aa, lahanayı nereden bulacaktık? Başka birinden bulacağız onu. Konuşmazsan konuşma kardeş. Bizim işimiz gücümüz var. Şuradan bazlamamızı yiyelim hemen. Envanter. Tamamdır. Şuradan geçelim karşıya. Lahanayı kim ekiyordu ya? Arkadaşlar burada balık da tutma şeyi de var. Balık avlama falan. Ama kayık yapma olayı yok. Onu niye yapmamışlar anlamadım. Keşke kayık yapıp sulara gitme şeyi de olsaymış. Vallahi şöyle loot yapmadan oynuyorum ya, bir tuhaf hissediyorum kendimi. Ve boşa oynuyormuş gibi hissediyorum. Alışmışım loot yaparak oynamaya. Bunda ne var abi? Bunda çok da önemli bir şeyler yok. Değnek domuzları sersem etmek için kullanılan basit bir alet, silah olarak da kullanılabilir. Yani bunu yanınızda alabilirsiniz. Ama tavsiye etmem. 5 kilo ağırlığı var. Yani çok da şey değil. Şunu hemen bir iki muhabbet edeyim. Artı 12 var. Güzel kaptık. Bunun bak bakalım lahana var mı? Bunda da lahana yok. Artı 5. Bir şey daha söyleyeyim. Görüşmeyi nasılsın? Bir şey daha yok. Tamam hadi görüşürüz. Bu ne? Küçük kız mı? Boş ver küçük kızı. Şu köyün boştakilere bakalım. Burada kim var kim yok. Bunun madencilik özel. Bununla konuşmuştuk biz. Evet. Size bir şeyler söylemek istiyorum güzel hanım. Bugün ayrı bir güzelsin. Artı 5'i kaptık. Senden bunu söylediğiniz zaman direkt eksi puan veriyor. Ben oldukça güçlüyüm. Kendinden de söz etmemen lazım. Şimdilik kalsın. Tarladan illa bir şey söylemenize gerek yok yani. Bak söylediğin zaman çıkıyor ama şunları söylersen kesin eksi verecek. Kalsın, o yüzden gerek yok. Neye bakacaktım ben? Şunları alayım da. Aa, şuradaki göreve gidelim. Karnımız yok. Açlığımız yok. Şöyle. Yan görevleri zaten az kaldı. 2 gün kaldı. Hızlı şekilde tamamlamam lazım. Hem size göstereyim diye uğraşıyorum görevleri.
Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Mevsim uzun olduğu zaman kışın başlarda zor değil ama köy nüfusu arttığı zaman ona göre odun ihtiyacı oluyor, gıda ihtiyacı oluyor. Uzun mevsimin de öyle bir dezavantajı var aslında. Yani onu da nasıl hallediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bütün işçileriniz mesela satış elemanı olan var. Onu çıkarın, sadece odun toplasın. Dikiş bölümünde olan biri varsa çıkarın, o da odun toplasın. Ya böyle gereksiz iş olan, mesela acil ihtiyacı olmayan işlerdeki elemanları yer değiştirebiliyorsunuz. Onları da ileride göstereceğim tabii ki hepinize. Yavaş yavaş arkadaşlar, şunu şöyle 4 kere de domuz indirdik. Şöyle ahşaplarımızı, mızraklarımızı alalım abi. Aa, bıçağı elemana sattık, doğru. Ne lazım buna? Çubuk, 2 taş. Dur hemen şuradan bıçağımızı geri halledelim. Bıçak, taş taş taş. Niye yavaşladın sen ya? Taş var mı? Taş taş taş. Bir taş, bir taş daha. Güzel. Taşımızı yapalım. Parçala abi. Öyle devam edelim. Neymiş de domuz sersemletme küre alacağım. Domuz öldürürüm daha iyi. Ne uğraşacağım sersemletmeyi? Bir de 5 kilo şeyi yanında taşıyacaksın. Hiç gerek yok. Ne şöyle arkadaşlar, arada denk gelince alıyorum, kusura bakmayın. Çünkü şeyleri açmam gerekecek. Bunları en azından size gösterebilmek için biraz şöyle sikke kasayım. Bak işte mantar geldiği zaman almıyor, görüyor musun? İşte bunu çözmeleri lazım abi. Yani alt satır üst üste bir şey geldiği zaman almıyor. Şöyle 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 alalım. Yine 3-5 biraz paramız olsun. Yani şöyle toplu bir yerde olanları denk gelince bunları alayım. Bunlar bunun için kusura bakmayın. Hani hepsi bir yerde, hemen tık tık tık, fazla zaman almıyor zaten. Çünkü bir de tanesi 2 sikke bunun. İyi getirisi var. Size de tavsiye ederim. Yani. Şu çok dağınık olanları almanıza gerek yok da, böyle yol üstü böyle 1-2, her yerde denk gelmiyor zaten. Gördüğünüz gibi her yerde her zaman çıkmıyor. Açıkladığı zaman affetmeyin siz. Dediğim gibi artı böyle hem koşarken E'ye basa basa da gidebilirsiniz. Evet, geldik. Şimdi görev şurada, sarı hemen. Alt tuşa bastığınız zaman görevi gösteriyor. Görevin kimde olduğunu. Vallahi ben gideceğim, o gidiyor. Neredesin ya? Evin içinde mi? Yardımcı olalım, buyurun. Ne istiyor bu? Çatıdaki delik. Hasır mı? Allah cezanı vermesin seni ya. Hasır ta göremeyeceğiz şimdi senin için. Arkadaş, zaman kısıtlı diyoruz. Adam hasır istiyor. Neyse, yandaki köye gidelim. Oradaki göreve de bakalım. Bak burada da 3-3-2 bayağı güzel özelliği olan var. 21 yaşında. Şunu hemen bir 2 dakika konuşayım. Olmadı. 23 yaşında. -5, bu da olmadı. İlk başlarda genelde zaten eksi oluyor. Denk gelmiyor. Lahana tohumu, ha. Bana iyi denk geldi ha. Şans eseri valla. Hatun'a verecektik ya. Oradan giderken de ona veririz. Şuradan gidelim hemen. Lahana tohumunu, bu görevi yaparız. Ondan sonra lahanayı veririz. Sonra tekrar buraya gelip sazlıkları alıp, kamışları alıp buraya gelip bunun görevini tamamlarız. Öyle yapalım. Şöyle bir yerde bir şey yok. Gelmişken suyumuzu içelim.
Dediğim olay bu yine arkadaşlar. Hemen denk gelince suyunuzu için. Takat azalmaya başladı. Bastım hiçbir şey çıkmadı, şansa. Aa, burada bir sürü. Bak, çıkmadı çıkmadı, burada çıktı. Neyse, fazla oyalanmayayım. Hop. Ben geldim. Yardımcı olabilir miyiz? Aa, yanlışa bastık. Ne yaptık? Dur. Lut suyu mu? Ne istiyor bu? Hamak meyve. Şu olmamış lutlardan istiyor arkadaşlar. Hamak meyve de diyor, aklınızda olsun. Hamak meyve araştıralım şöyle hemen. Şöyle evin arkasına hemen geliyorsunuz. Burada var. Ben daha önce tabii şey yaptığım için yerini biliyorum biraz. İlk zamanda aramıştım ama tabii. Her yerde yok çünkü bunlardan. Gelmişken de toplayayım, birazcık satarız. Şöyle. Hamak meyve diyor, hamak meyve diyor. İlk başta bir de onu da anlayamamıştım. Hamak meyve ne ya arkadaş? Olmamış meyve diyeceğine hamak meyve demiş. Ham meyve ya da ham meyve yazacağını hamak meyve yazmış. O daha mantıklı, ham meyve. Kapısı, hop, geçtik kapıyı. Aa, yanlış girdik ya. Şöyle, bunun görevi de tamam. Haritaya bakalım. Gördüğünüz gibi temizledik. Bir şurada bir yan görev gibi bir şey çıktı. Şuna gidip bakalım. Bunda ne var? 3. Aa, avcılığı iyiymiş bunun. 28 yaşında. Gerçi yaşı büyük ama. Görüşmedi zaten. Yine işte yürü. Şu yan göreve gidelim. Yanın da yan görevine gidelim. Bakalım oradan ne çıkacak karşımıza. Şöyle takatımız olana kadar bir iki topluyorum hemen. Her köyün satıcısında özel şeyler oluyor arkadaşlar işte. Birisi demir çekiç satıyor, bilmem ne satıyor. Yani takıldığınız yer olduğu zaman eski videolarıma bakıp hangi köyde ne var onları şey yapabilirsiniz. Ya onların aslında toplu bir videosunu da çekeceğim. Birazcık seri ilerledikten sonra hani hemen elinizin altında bulunsun. Hangi köyde ne var, ne satıyor unuttuğunuz zaman direkt oradan açıp bakıp öyle gidebilirsiniz. Bir de mağaraların olduğu yerler var. Oraları da çekeceğim sizin için. Mağaralar nerede var? Ayı nerede bulunur? Bizonlar nerede olur? Falan filan. Onlar önemli çünkü. Bu burada. Bir eleman abimiz. Ne istiyormuş bu? Dört tane kütük. Kolaymış. Hemen dört tane kütüğünü verelim abimin. Yalnız normal ağaç yok ya. Aa, şansa bak. Hayda. Vay be, normal. Hepsi huş ağacı çıktı. Hemen iki tane keselim abi. Dediğim gibi biri keserken beklemeyin düşmesini. Diğerini geçin. Zaman kaybetmemiş olursunuz. Bu ileride tabi takat tüketimini düşüreceğiz. O özellikleri açacağız. Ağaç hızı kesmeyi açacağız. 3 kere de bir ağacı kesebileceksiniz. O zaman oyun daha hoşunuza gidecek. Daha hızlanacak biraz daha. Gerçi böyle de zevkli. Bunun da ayrı bir zevki oluyor. Yani doya doya yaşıyorsunuz oyun. Bu dayım burada tek başına yaşıyor. Kimsesi yok. Böyle garip bir köy adamı. Bu bakayım, bu ne satıyormuş.
Özel bir şey yok. Bir çavdar tavolu var. Bunu herkes satıyor muydu ya? Bunun çavdar tavolundan. Neyse onu bu at içindi galiba ya. Onu sonra şey yaparız. Şimdilik acelesi yok. Şu bizdekilerden biraz satalım buna. Çubuk 36 tane çubuk ne yapacağız? Sat gitsin. Bir saniye. Aa, taşlarımızı al. Deri bende kalsın. Sat abi. Kuzu deri sat abi. Hamak meyve sat abi. Mantarı da sat. Elma vermiş bize. Tamam. Közde pişmiş et falan filan. İyi 550 liramız oldu. Hemen eksi 5'i yapıştırdı. Neyse şimdi buradan şeye gideceğiz arkadaşlar. Şu tohum şeyimize gidelim. Tohumları vereceğimiz altına gidelim. 1000 Allah. 1 kilometre yol var inşallah yetişir. Karanlık olmadan gündüz vaktiyle size çekeyim de videoyu. Hop. Hoppa. Suyumuzu içelim. Hem yıkanmış oluyoruz. Yani suyun şeyini falan güzel yapmışlar yani. Bayağı gerçekçi. Su olayı şöyle. O alt tuşa bastığınız zaman ileride bir balıkları görme özelliği var. O zaman böyle balıkları da görebiliyorsunuz sudaki. Daha bir söz özelliği açmadığımız için şimdi gösteremiyorum. Şuraya gelmişken hemen şöyle birazcık yine dayanamadım. Şöyle bir iki dakikanızı alacağım. Oo bir sürüymüş ama. Neyse gidelim. Daha fazla akşam olmadan. Aa ne kadar çok var ya. Arkadaş toplamayacağım diyorum. Hepsi önüme çıkıyor. Neyse karanlık çökmeden kurtlar mutlular basmadan gidelim de. Şöyle yem olmayalım ya. Arkadaşlar böyle balta girmemiş yerlere girdiğiniz zaman sabah bu adamın yeri de şurada güzelmiş ama yukarıda köy var. Yoksa buraya da güzel köy olur ama çok köşe ya. En güzel benim dedim ya arkadaş. Köy için. Ya burada ağaç olayı var. Ama bunlar hep kuş ağacı. Yani. İkişer odun çıkar buradan size bir şey. Çok uğraştır. O büyük ağaçları bırakırsanız onlar büyüsün. Onlardan dediğim gibi 4 kütük çıkıyor. Ala ağaç mıydı neydi? İsimlerini de unuttum ama. Burası resmen kuş ağacı ormanı yani. Bak şöyle göstereyim. Kuş ağacı. Hepsi kuş ağacı. Buna hiç dikkat etmemiştim yani bayağı. Kuş ağacı ormanı olmuş burası. Acaba o büyük 4 kütüklük ağaçlar da böyle toplu bir yerde var mıdır? Gördüğünüz gibi arkadaşlar harita bayağı büyük. Oyun zevkli yani böyle. Aa yanlış yere gitmişiz ha. Telefona bakayım derken dalmışım. Bir 100 metre boşa gittik. Yüzde geri gidiyoruz şimdi 200 metre falan. Yalnız harbiden hep kuş ağacı ya. Allah Allah. Bak benim o ev yaptığım yerde her cins var. Ay hiç dikkat etmemiştim böyle. Şu anda dikkat ediyorum. Yani. Ya adamlar kolaya kaçmış. Dışarıdaki harita diye. Biraz daha uzak diye. Karışık ağaç koymamış. Hepsini bundan sağlamış. Harbiden devam ediyor ya. Allah Allah. Oyun bak falan mı oldu acaba? Diğer ağaçtan kesmeye çalışsan yok yani.
Çok ilginç. Hemen şunları nasıl gördüm hemen 2 dakika ya. Şunları da alayım arkadaşlar. Görevimiz kimdeydi? Şurada. Bu görevde tamam. Bir tek şuna saz, kamış falan filan götüreceğiz. Onu da götürünce bu mevsimin görevleri bitiyor arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı yani. Şunu iki muhabbet edelim. Tamam, o kadar yeter. 50 yaşında. Çok muhabbete gerek yok. -5'i kaptık yine. Bunda ne var? Bu da -5 verdi. Şu ne satıyormuş? Selamun aleyküm. Ha, bu dediğimiz eleman. Tamam, hatırladım. Çubukları verelim buna. Taşı da verelim. Şunları da satalım. Tamamdır. Şöylece bir iki de muhabbet sağlayayım bakayım. Tamam. Şunları iki konuşayım. Bir tane yay alsak iyi olacak ya. Mızrakla falan zor oluyor ama. Neyse, sonra görüşürüz. Arkadaşlar. Mecbur yine benim evim buraya gideceğiz. Buradan sazların oraya çıkacağız. Şurada bir yerde kampımızı kurup yapalım, yatalım abi. Aslında meşaleyle eve doğru gitsek sizin için sıkıntı olmaz bence. Şey yapayım diyorum. Yani geceyi yolda geçireyim bari. Heh, yeni bir seviye daha açıldı. Ne açıldı abi? Takat tüketimini biraz daha şey yapalım. Daha yavaş tükensin. Lazım oluyor çünkü. Şöyle şunlardan yolda bize saldıran maldıran olur. Lazım oluyor. Vazgeçtim burada uyumaktan. Hemen yardırıp gideceğim. Aslında burada uyuduğunuz zaman şey de yapabiliyorsunuz. Yani sabah olduğu zaman insanlarla tekrardan etkileşime girebiliyorsunuz. Siz öyle yapın. Yani buraya geldiniz ya, gitmeyin köyünüze, burada yatın. Akşam bu saat oldu mesela, size tavsiyem. Hani ne olmuş olacak? Buradaki insanlarla yatıp kalktığınız için ertesi gün tekrardan iletişime gireceksiniz. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız yani. Bu oyunun bir diğer şey de bu. İnce ayrıntısı da bu. Ama ben şimdi size görevleri göstermek için, oyunu göstermek, tanıtmak için mecbur bekleyemeyeceğim burada. Ben ne yapacağım? Sırf bir mevsimde mesela. Şimdi değil tabii ki. Birazcık bu oyunda ilerleyeyim. Evlenmek için çünkü mecbur iletişime geçmem lazım insanlarla. İletişime geçmem için de bol bol köy ziyaret etmem lazım. Siz oynadığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biraz baştan sıkıcı oluyor biraz şu iletişim muhabbetleri ama mecbur yani, oyunda işte öyle bir taktiği var. Yani çünkü avcılığı 3 olan, madenciliği 3 olan, hani ona göre her insanda da çok muhabbet etmenize de gerek yok. İlla diplomasiyi yükselteceğim diye. Diplomasinin ne bir faydası oluyor?
Mesela bazı şeylerde onu daha denk gelmedim. Yani oyunu çok ilerlemediğim için. Ürün alıp satarken biraz indirimler falan filan oluyormuş herhalde. O tarz bir şeyler falan. Mesela burada da boş avara insanlar var. Bir göstereyim mesela şöyle. Kim? Şu var mesela. Bak bunun madenciliği 3'tü. Yaşı da küçük. Bunu mesela ayarlamaya çalışabilirsiniz. Mesela görüşmeyeli nasılsın? Artı 10. 70 olduğu zaman şu şey açılıyor. Size güzel bir şeyler söylemek istiyorum bölümü açabiliyor. Burada da affection'ı şey, olabildiğince yüzlere çıkarmanız lazım. İşte bu da zaman alıyor mesela. Hemen bir anda yüz olmuyor. Mesela nasıl giriyor dedik. Artı 10 kattım. Tekrardan bir şey demek istiyorum. Bunu dediğiniz zaman kendi şey göstermiş oluyor. Beğenmiyorlar. Buna bir şey demiyorlar genelde. Yemek kıyısında bir şey, nehir kıyısında bir şeyler yiyelim dediğiniz zaman. Çok formda güçlü görünüyorsun da bunu. Mesela bu da çok şey oluyor. Lakayık gibi oluyor. Kabul etmiyorlar. Artı 2. Ne söyleyeyim? Gökyüzü kadar berrak gözüküyorsun mesela. Artı 5 daha kaptık. Mesela 22 oldu bile. Bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela bitti. Daha fazla izin vermiyor. Hani burada yatıp kalksam tekrardan bunu şey yapabilirim. Biraz daha arttırabilirim bunu. Hatta size onu göstereyim ya. Gelmişken buraya. Köyün yakınına o ateşi kuramıyorsunuz gençler. Onu da söyleyeyim. Şöyle göstereyim hatta bakayım oluyorsa. Bir hemen çubuk ayarlayayım şuradan. Aslında gece yürüyecektim ama neyse. Şuradan çubuklarımızı topladım. Bak şu küçük kuş ağacı diyor ya işte mesela bak bunları bırakmayın. Toplayın bunları büyümesin bunlar. O diğer fidanlar büyüsün. Bunlar hem boşuna yer kaplıyor. Bak gördüğünüz gibi ne yazıyor? Bu nesneyi yerleştiremezsin çünkü başka bir köye çok yakın. Şöyle biraz uzaklaşmanız gerekiyor köyden. Yuh yeter ya. Daha ne kadar uzaklaşacağız? Normalde az bir şey uzaklaşınca kabul ediyordu ama. Oho. Şöyle koyalım bari şekil olsun. Et var mıydı bizde? Bir saniye. Varmış. 3 tane var. 3. Etlerimizi de pişirelim. Tamam. Şimdi uyuma zamanı. E'ye basılı tutuyoruz. Ve yatış. Sabah oldu. Şimdi gidip o hatunla tekrar görüşeceğiz. Bu arada bir karnımızı doyuralım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de var mesela çok karnınızı doyurmayın. Mevsim geçişlerinde karın tokluğu ile su tokluğu şey oluyor. Siz söyleyin. Sıfırlanıyor, fulleniyor yani. Mesela son bir gün kaldı ya karnınızı doyurmayın. Boşunuza yemeklerinizi harcamayın. Ertesi gün mevsim değişimine uyandığınız zaman fullenmiş olacak. Anlatabilmişimdir umarım. O yüzden mesela fazla yemedim. Bir iki tane. Sonradan aklıma geldi. Gel, yoksa onu da yemezdim hatta. Onu da gösteririm size. Şu muydu bizim hatun? Evet buydu. Önce bir görüşme. Bak gördüğünüz gibi tekrardan açıldı. Ertesi gün olduğu için. Umarım her şey yolunda demeyin. Beğenmiyorlar bunu işsiz oldukları için. Bunu da bazen tutuyor cübbeyi. Bazıları seviyor, bazıları söylemiyor. Eksi 2 mesela. Boşuna yatmış olduk burada. Kabul etmedi. Bu 2-2-1 onu konuşmaya değmez. Sen hayırdır ya? Ne peşimde dolanıp duruyor? Bunun başı. Neyse iki bir şey söyleyeyim de gitsin. Bendekileri satacaktım ya. Pardon. Şu hazır topladıklarımı da satayım da 2 dakika. Ah ne sattım be. Aa, yanlış bir şey satmadık inşallah. Bir şey gitti ama. Neyse. Gerçi hasır varmış bundan ama. Neyse hasırları alayım gideyim bari ya.
Bir daha nehir kıyına gideyim, hasat bulayım falan, bir de uğraşmayayım. Kaç tane hasır istiyorsa, bir saniye. Günlük 12 tane hasır istiyor. Ben bundan alayım, gideyim vereyim hatuna, boşuna uğraşmayalım. 12 tane hasırcıktan ne olacak? 1, 12, 24 tane sikke bedava. Şimdi şu yan görevimizi götürelim, tam yanılmıyorum. Çünkü şey, sezon bitecek. Bitmeden gidelim abicim. Şuradan şöyle yardıralım. Şunlardan da biraz alayım. Çünkü burada kurtlar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi saldırır maldır. Bunlar çünkü canımızı fulluyor bu kuzu dili otları. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Yaz mevsiminin sonu geliyor. Şunlardan alalım hemen şöyle. Takatımız dolana kadar. Şurada da bayağı varmış. Şöyle alalım hemen. Şimdi doğru yardırmaca. Oyunun müzikleri falan da güzel. Hafiften ince bir kuş sesleri falan vermiş oyunu. Zevkli yani. Gördüğünüz gibi yani, bak takat bayağı geç bitiyor. Normalde çoktan bitmesi lazımdı. Oo, şurada bayağı peş peşe var. Şunları alayım takat olana kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, taktik bu. Baktınız takatınız bitti. Bekleyin, loot yapın. Sonra devam edin. Sudan geçerken de suyunuz için, dediğim gibi matara falan taşımanıza gerek yok. Mevsim sonlarında karnınızı doyurmanıza gerek yok. Boşuna yemek masrafı yapmayın. Hop. Bir de dediğim gibi derin ormana girdiğiniz zaman üzerinizde şey yokken, alet, şu takatı yarıdan aşağı düşürmemeye çalışın. Yarıya geldiği zaman tekrardan bırakın, doğsun. Çünkü o arada kurt mut saldırabilir. Saldırdığı zaman rahat kaçabilir yani, o yüzden. Takat yarımken, sondayken yakalandığınız mı? Hemen oyunu kaydedin. Kaydetmeye basın, oyundan çıkın. Bir de sürekli yanınızda şeyi taşıyın yani, kuzu dili otunu taşıyın. Her zaman da satmayın yani, bana bakmayın siz. Ben biraz oyuna alıştığım için nerede ne zaman şey yapacağını biliyorum yani. Siz kuzu dili otsuz dolaşmayın sakın. Her an hayvan bir şey saldırabiliyor. Saldırdığı zaman kuzu dili otunu yediniz mi bütün canınız fulleniyor arkadaş. En az böyle bir 20-30 tane kuzu dili otu sürekli yanınızda bulunsun. Satarken hepsini satmayın yani, 20-30 kalacak şekilde satın. Bunlar kuzu dili otu dedim, bunlar. Şöyle az kaldı. Bu görevi de yapınca zaten yaz mevsiminin son günü. Yan görevlerimiz de bitmiş olacak. 3 gün olsa dediğim gibi bunu hayatta bitiremezsiniz. Ya yani bitirseniz bile bu sefer loot mutlu hiçbir şey yapamazsınız. Sırf şeye çalışmanız lazım. Yan göreve çalışmanız lazım. Bu sefer ilerleyen tam hanedan göreviniz. Çünkü yan görevler hanedan puanını arttırmak için önemli. Şu anda bizim 95, bakın. Yan görevleri mutlaka yapın. Yapmazsanız ilerleyemezsiniz yani. Hani önemsemeyin. Önemsememezlik yapmayın. Hani kim arkadaşlar var, kendini loot'a kaptırıyor. Sürekli loot yapıyor. O şekil başarılı olamazsınız. Nereden millet ya? Yani yan görevler yapabilmeniz için de mevsimlerin en az 6 gün olacak şekilde açın oyununuzu.
Sonradan emekleriniz boşa gitmesin, pişman olmayın. Dur küçük, ufaklık. Al bakayım. Tamam. Bakın 105 oldu. Hanedan şöhret. Ne kadar çabuk yükselirse o kadar çok yeni bina açılacak. İşte yanınıza işçi alabileceksiniz falan filan. Neyse, bunlarla çok labale olmaya gerek yok. Şöyle ufaktan bakayım etrafa. Şu nöbet ne satıyordu? Şu nöbet mi neymiş? Hesabında pamuk satıyor bu ayrıyetten. Bahanın kendisini satıyor. Hani göstereyim aklınızda olsun da. Takıldığınız bir yer olursa gelip bakarsınız buradan. Ya, görüşmez. Görüşme arkadaş. Benim şimdi bir tek şu görev kaldı. Soru işareti neymiş? Bunu unuttuk ya. Allah Allah. Neyse oraya gidelim. Oradan zaten sezon bitecek. Eve gidip yatarız. Ortalama bu videonun da sonu olur galiba herhalde. Bilmiyorum ama. Şöyle bir ne kadar olmuş bir bakayım bir saniyeliğine. 41 dakika olmuş arkadaşlar. 20 dakikamız daha var. Büyük ihtimal yeni sezona devam ederiz bu videoda birazcık. Yeni mevsime pardon sezon. Alışmışız sezon. Yeni mevsime de geçeriz. Hem görürsünüz yeni mevsimi. Sonbaharı. Sonbaharda değişik mantarlar falan çıkıyor. Hani açıkçası ben pek mantar toplamıyorum bilmiyorum. Şimdiye kadar diyorum ya bu daha hızlı geliyor bana toplaması onları. Yani dut da mesela toplayabilirsiniz. Dediğim gibi yavaş ama toplarken bir toplamaya 5 veriyor mesela bak. Bir de başınız dönmez yani öyle yerde. Ben bunları gece toplayın arkadaşlar bir de size tavsiyem. Diyorum ya gece uyumayın. Oyunda tabi yani normalde oyunda. Gece uyumayın. Böyle bulun bunlardan. Bol bol toplayın. Hem toplama skilliniz artar. Hem de sikke kasarsınız. Tabi gece. Gündüz zamanınızı boş harcamayın böyle benim gibi. Ben sadece gösterme amaçlı gece oynamadığım için gösteriyorum. Öyle yaptığınız zaman ben geceleri sikke kasmış olursunuz. Gündüzleri loot kasarsınız. İşte yan görevlere gidersiniz filan. Çünkü daha ileride tarla filan muhabbetleri açılacak. O da zaman isteyecek. Sonra hayvan bölümüne filan olacak. Bunlar için tabi ara ara elemanlar alacaksınız da. Elemanlar da bir yere kadar yani. Mecbur yine siz yapıyorsunuz bayağı. İlk başlarda özellikle tarlayı hep siz yapıyorsunuz. Odun kesme, yemek toplama. Diyorum ya mesela giderken mesela sürekli böyle E tuşuna basın. Hani ben siz etrafı izleyin diye yapmıyorum bunu. Normalde böyle hızlı koşarım. Böyle tık 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 tık. Ne gelirse önüme E tuşuna basarım. Alırım abi. Ama tabi izleyicilerimiz arkadaşlar şu izleyebilsin diye hazır suyumuzu içelim gelmişken. Her fırsatta su için arkadaşlar. Suyunuz bol olsun. Ha, milletin başı dönmesin şöyle 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 diye. Ben kafam dik oynuyorum. Oh. Takat sıfır indi. Bizim soru işareti vardı onun yanına geldik de. Şu haritadan bakayım. Yukarı tarlada. Ta nereye gitmiş ya? Şu yanına bir gidelim. Sen nereye gidiyorsun? Şişt. 18 yaşında. İyiymiş ama evli galiba. Ha yo. Aynen evli. Evli olmadığı zaman şey çıkıyor zaten. Yukarıda özellikler çıkıyor. Şu hatta alt tuşuna basın bakın çıktı. Neyse Alvin'in yanına gelelim. Bu arkadaşlar başlarda çok takılacaksınız arkadaşlar.
Bu bayağı bir yan görev veriyor size. 24 tane çubuk. Çubuğumuz var mı ya? Yokmuş. Pardon. Pardon, pardon, sorry. Ha, varmış ya. Başkasına verecekmişiz. Ben ona vereceğim zannettim. Şunu küçük ufaklığa vereceğiz herhalde. Aynen. Bu görevi de böylece bitirmiş olalım. Konuş Arlen. Şimdi tekrardan gidip onunla konuşacağız. Biraz size şey gibi davranıyorlar. Şerefsiz. Alvin. Şu git gel burada biraz sıkıntı. Ne diyor? Sonraki yazı bekledim. Yeni diplomasi açıldı. Gördüğünüz gibi yani insanlarla konuşmaktan şey yapmayın. Mecbur konuşacaksınız yani. Bunu es geçmeyin. Diplomasi bilgisi. Mesela düzenli müşteri, düşük alım fiyatı, gerek yok hediye verme. Kalbini fethet, %10 daha sevgi bonusu. 120 daha fazla neden şöhreti. Bunları açabilirim. Ama dediğim gibi yani şunu açarsanız arkadaşlar 2-3 yaptığınız zaman bunları daha hızlı açmış zorunda kalın. Tamam baştan bir tane açacaksınız ama hep yavaş gidecek. Siz zannedeceksiniz ki ya bak yeni özellikler açıyorum ne güzel ama öyle değil. En baştan bunu açarsanız birinciyi tamamlarsanız diğerlerini çok daha hızlı tamamlarsınız. Aklınızda olsun. Her seferinde söylüyorum. Kafanıza şişirmeyeyim ama önemli yani. Onu sakın es geçmeyin. F tuşuyla da istediğiniz haritada yeri işaretleyip oraya gidebiliyorsunuz. Yani böyle işaretlediğiniz zaman haritada gösteriyor mesela 476 metre. Tekrar çıktığınız zaman F'e basıp çıkarsınız. Şu anda bütün görevleri tamamladık bu mevsimdeki. Şimdi kendi evimize gidelim arkadaşlar. Yeni bir ev açılmıştı. Şeyi yapmamız lazım. Mesela bu link. Mesela bir ev daha yapabiliyoruz ama onu şimdi yapmayacağız. Şu kaynak yerleri açılması lazımdı. Depo. Evet. Şu kaynak deposu açılmış. Bunu tamamlamamız lazım. Gidelim kaynak deposunu yapalım. Hem onun yapılışını görün. Hem de video bitmeden sonu güzel bir şey video çekim olur. Şu yola giderken o arada taş biriktirmiştim ben de. Taşları da alalım. Gerçi kaynak deposunu taştan yapmaya gerek yok. Hem onu göstermiş olayım size. Bunları da satmadık. Bir de bazlama alacaktık ama neyse. Aa, gübre de sonbaharda ekiyor muyduk ya? Gübre de almamız lazım. O yüzden bu videoyu bitirdikten sonra neyse şey yapayım. Bu arkadaşlar o ara bir iki gün bir loot yaparım ben. Çünkü gübre almam lazım. Gübre hep parayla tarla yapacağız çünkü arazi açacağız. Benim onu göstermiş olacağım size zaten. Şöyle şeye bakacaktım. Ya almayacağım diyorum. Taş bakıyorum da. Şu şey çubuk taş filan biriktirmiştim bir yerde. Onlara baktım öyle. Ne diyecektim? Ha. Bu videodan sonra yine bir iki gün ben kayıtsız oynayacağım. Loot yapacağım arkadaşlar. Sikke için loot yapacağım daha doğrusu. Şunlardan toplayacağım bol bol. Biraz sikke kasmam lazım. Çünkü sikke kasmadan şeyleri açamam. Teknolojileri açamam. Gördüğünüz gibi bak göstereyim şöyle. Teknolojilerin hepsi para demek. Bak 250, 100, 500, 720. Sürekli para yani. Sadece bir tane de değil. Balık şeyinin ayrı. Çiftçiliğin ayrı teknolojileri. Mesela atölyenin bir sürü teknolojisi var. Bunları hep açmamız lazım. Hep para.
Yani boş boş gezerek parası toplayamayız. Parasız da onları açamadığımız zaman size oyunu gösteremem. O yüzden kayıt dışında loot yapacağım. Yani sizi sıkmamak için, yoksa şu şekil düşünsenize, böyle bir video böyle geçerse ne olur? Bir saat boyunca böyle böyle kimse istemez böyle bir şey izlemeyi. Şu kaynak deposunu nereye yapayım diye düşünüyorum hemen. Şuraya mı koysam? Köyü duvar döreceğim ya, çok da uzak olmasını istemiyorum ama köy evlerini nereye yapayım demiştim ben, şuraya değil mi? Aynen, bu sıraya köy evlerini yapacağız arkadaşlar. Hatta şurası hazır yol, şöyle yapabilirim. Şuradan şöyle aşağı doğru, önü burası böyle olsun, bir şey olmaz. Şuraya da şeyi yapayım, kaynak deposunu yapayım. Şurası güzele benziyor şöyle. Şurayı seçelim hatta. Şunları bir toplayayım hemen. Şurayı bir temizleyelim. Mıntıka temizliği. Askere gidenler bilir. Ne kaynaklar değildi. Depo. 10 tane kütük istiyor. Şuradan üzerimize bir atıp 10 tane kütük alıp şey yapacağım, bir saniye arkadaşlar. Baltamızı alalım. Hemen 10 kütük alıp kaynak depomuzun yapımına başlayalım. Bir saniye, envanter 44 kilo. Çubukları at abi şuraya. Yulaf tahılı at. Tüy at. Hop, bir saniye. Nereye gittin ama ya? Taş at. Derileri at. Tamam. Şimdi rahat rahat 10 kütüğümüzü taşıyabiliriz. Hani dediğim bu, şu tutturamadığınız zaman çok gıcık bir şey. Direkt yakına gelince çakması lazım aslında ama işte. Neyse. Bulduk depo. Kaynak deposu. Evet. Bunun kapısı nereye baksın? Bizim köye doğru baksın. Aslında şöyle düz ama. Bunun kapısı nerede şimdi? Şunu tam. Hiç belli olmuyor ki ya. Şurada. Heh. Kapı böyle abi. Şimdi bunu yerine oturtmamız lazım. Ulan buraya da oturmuyorsan dümdüz yer işte ya. Şöyle yapmak istemiyorum aslında ama böyle mi yapsak? Niye yerleşmedi buraya? Hı. Şöyle. Buraya iyi oldu ya. Düz yer. Aynen abicim. Tamam. Güzel. Şimdi çekicimizi alalım. Ha, onu da yere mi attık hemen ya? Yok, burada. 2 2 Şöyle arkadaşlar, o taş duvarı görmüştünüz. Şimdi böyle direkt basıyorum mesela. E. Ha, gerçi bunda şey yokmuş. Yükseltme yokmuş. Otomatik. E çıkmıyor. Mecbur çubukla yapıyorsunuz böyle. Çubukla, kütükle filan. Şimdi bol çubuk kütük şey yapacağız. Şuradan şöyle alalım abicim. Çıkardıklarımızı alalım. Şöyle şurada vardı. Al abi kütük. Çubukları da alalım. Kaç kilo oldu? 39 daha var. Şuradan çubuklarımızı da alalım. Şöyle. Hasır duvarlar da böyle oluyor arkadaşlar. Çubuk duvar, hasır duvar, neyse artık.
Şöyle yeni bina açılıyor. Odunluk binası. Şimdilik ona gerek yok. Şuradan biraz daha malzeme toplayalım. Şöyle dibine doğru gelirseniz daha çabuk kırıyor odunu. Ondan sonucuma şurayı şunları alalım. Tak 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 tak. Arkadaşlar dediğim gibi birer saatlik video yapıp YouTube'a atacağım. O yüzden şimdilik bunun sonuna geliyorum. Şurayı bir iki hemen tamamlayayım da. Bu ak ağaçlar dediğim gibi bunlardan 4 tane kütük çıkıyor. Şöyle 4 yayını alalım. Bu neyi? Ağırlığımız atmış. Ben de diyorum niye gidelim? Dalmışız oyuna. Şöyle. Şurayı da atayım. Kaynak deposunda yükseltme olmuyor. Gördüğünüz gibi hani direkt E işareti çıkmıyor zaten. Yükseltin falan diye. O yüzden şöyle biraz çubuk topluyorum. Abi şu dediğim gibi şu mantarın üstüne falan geldiği zaman uyuz oluyorum ya. Yani. Almıyor 2 saat. Şöyle. Ben bir yerlere biriktirmiştim ileride bir yerde ama. Çubuk taş şunlar mıydı? Aha, domuzcuk Allah cezanı vermesin ya. Yine nereden geldi? Şuradan hazır çubuklardan alayım da biraz. Evet arkadaşlar şöyle. Bayağı malzeme istiyor ya. Akşam da oldu bu arada. Neyse bir video bir saati geçecek birazcık kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Şunu hemen bunu bitireyim böyle videoyu kapatayım diyorum. Şu tüyleri almamazlık yapmayın. Kuş tüylerini. Çubuk. Bir kütük. 8 asır. 8, 16, 32, 64. Bir sürü asır lazım. Şu çubukları atalım üzerimizden. Boşuna ağırlık yapıyor. Taş. Ha, taş varmış. Taşları atalım. Kütükleri. Kütükleri döşemedik mi yukarıya? Bir kütük. 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 Ya da burada küçük yapmışız. Buraya koyalım. Burada yok. Buraya bir tane. Burada tamam. Şuradan hasırlarımızı alıp gelelim hemen. Akşam olmadan. Nereye koymuştuk? Şuraya bir yere. 212 tane hasır abimiz. 3 tane küçük al. Şu sonda bir iki tane eksik olabilir çünkü. Hasırlarımızı da döşeyelim.
İki çubuk. Son iki çubuk. Ekran inşallah karanlığa düşmemiştir. Şöyle bitireyim. Heh. Bitti mi ya? Bitti. Arkadaşlar burası böyle. Kaynak deposu açıyoruz. 500 kiloluk bir depo yeriniz var. Sandıkta. Ama dediğim gibi yani ben burayı komple kullanıyorum. Buraları atıyorum yani. Ya sandığa koyacağınız diye bir şey yok. Yani sandığı sadece köy halkı da kullanabiliyor. O yüzden. Ama siz sağda solda bırakmamak için eşyalarınızı getirip mesela buraya taşları biriktiriyorum diyelim. Buraya çubukları atıyorum. Sallıyorum. Buraya kütükleri dolduruyorum. Şuraya kalasları atıyorum filan. Burası böyle benim yerim oluyor. Bir şey yapacağım zaman da elimin altında olmuş oluyor mesela böyle. Hani sağda solda olmuyor da her şey. Dediğim gibi. Mesela sallıyorum bak aldım taşı mesela. Tabii biraz ağır oldu ama. Şöyle dediğim gibi yan giderseniz biraz daha hızlı gidersiniz. Mesela gelin abi şuraya bir şey sığmaz. Buraya taşlarınızı biriktirin. XF salladım mesela. Taşları buraya attım abi. Buraya küçüklerinizi atabilirsiniz mesela. XF atın abi. Şöyle. Şu köşeye mesela çubukları atarsınız. Sallıyorum böyle. Aa, buraya tüylerinizi bırakabilirsiniz mesela. Tüyleri normalde şeye koyacağız da şimdilik tüylü asırları buraya bırakabilirsiniz. Şöyle şu şekil kalsın burada. Malzemelerimizi geri alalım. Ve başka ne var? Alınmadık malzeme. Bayağı şeyimiz var dediğim gibi. Yani siz şeyken ben loot yapmıştım. Burada bayağı ağaç kesmiştim. Arkadaşlar şimdi tekrardan yatışa geçiyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Ondan sonra şunları bir toparlayacağım. Kaynak deposuna dolduracağım. Onları gösteririm size sonradan. Bu arada birazcık sikke kasmam lazım. Videoyu kapattıktan sonra iki gün boyunca sikke kasacağım. Mevsim şeyinde görürsünüz zaten. Yani hem sikke kasarken hem de şu muhabbetleri yaparım biraz. İnsanlarla konuşurum. Git gel çünkü işçiyle şey yapmam lazım yani ama bunları ayarlamam lazım. Tavşan yine yakalanmış. Tavşanımızı alalım. Öyle yani arkadaşlar. Diğer videoda yine anlatırım zaten size yapacaklarımı, yaptıklarımı. Şöyle varsa etimiz etimizi pişirelim son kez. Uyandığımızda da size şeyi göstereyim bak. Şimdi yemekle susuzluğumuz giderilecek. Yatıyoruz. Şimdi sonbahara geçiyoruz. Uyandık sonbahar. Bakın susuzluk ve karın tokluğumuz full. Gördüğünüz gibi. Sonbahar böyle başlıyor. Aynen böyle bu şekil kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık sikke kasmak için loot yapacağım. Yine birazcık daha yine odun bozun keserim şuralardan. Şurayı temizlerim bu tarafı. Şu arkalardan birazcık şuralardan birazcık ağaç keseceğim. Çünkü yeni evler yapacağız. Bol bol kalas odun lazım olacak. Taş toplarım biraz. Ondan sonracığıma da bu videodan kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere. Bu şekilde buradan başlarız. Aha. Bir şeye bakacaktım ya. Neredeydi o? Neyse. Sonra ona bakarız.